Ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan kalan bir takipçimizden gelen soru şu yöndeymiş bize. Almanya vatandaşlığım ve ESTA vizesiyle önümüzdeki ay kısa süreliğine Kaliforniya'ya geleceğim. Lakin önceden online başvuru gibi bir şey yapılıyormuş. Araştırdım ama nereden nasıl yapılacağını bulamadım. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı diye bu takipçimiz soruyor. Avrupa ülkelerindeki vatandaşlıklara sahip olan kişiler Amerika ile Avrupa arasındaki anlaşma gereği vizeye tabi olmadan visa waiver denilen program altındaki diğer aslında bir anlamı ESTA programıyla beraber bu programı kullanarak Amerika'ya herhangi bir vize almadan giriş yapabilme hakkına sahipler. Ve siz de Almanya vatandaşı olduğunuz için ve Alman ya da Avrupa Birliği içinde yer aldığından dolayı siz de ESTA programından faydalanıp Amerika'ya gelmenizde hiçbir problem olmayacak. Bu program size 90 güne kadar kalabilme, vizesiz Amerika'da gezebilme hakkı veren bir program. Bu programı ben şöyle söyleyebilirim. En rahat, ben size bir web sitesi vermeye çalışacağım ama onun dışında da tabii en rahat ulaşacağınız nokta isterseniz bir Google üzerinden ESTA Official Page diye yazarsanız o zaman size resmi olan ESTA sitesini gösterecek ve siz o site üzerinden Amerika'ya gelebilmek için olan o 90 günlük izni alabilme başvurusunu online yapabileceksiniz. Ama linki de size vermem noktasında linki sunabilirim. Linki şu şekilde yazabilirsiniz. esta.cbp.dhs.gov/esta/diye yazarsanız çok rahat bunu bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer online Google'a da ESTA official page ya da DHS boşluk bırakıp ESTA diye yazarsanız bu web sitesine ulaşabilme imkanınız olacak. Ve bu takipçimize tavsiyem de siz bu ESTA programına kayıt olduktan sonra kesinlikle bu programı ilerletmemeye çalışın. Şu ilerletmediğiniz sürece bu programı değerlendirebiliyorsunuz devamlı. Bu şekilde giriş çıkış Amerika'ya yapabileceksiniz. Ama bunu ihlal ettiğiniz zaman maalesef ESTA hakkınız kayboluyor. Ondan sonra da size artık Amerika'ya gitmek istiyorsanız ESTA ile gidemeyeceğiniz ancak turist vizesiyle gidebileceğiniz noktasında bir bilgi verilecektir diye şimdiden bunu uyarmış olalım istiyorum. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan sorular şu yönde. Green Card görüşmesini erteleme şansı var mıdır? Green Card görüşmesini ertelemek Amerikan hükümeti tarafından reddedilme gibi olumsuz bir netice doğurur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi farz edelim sizin Green Card çekilişine başvurdunuz ve bunu kazandınız. Bu kazanmayı da tabii bir sonraki sene Mayıs ayında öğrendiniz. Ve ondan sonra da gerekli adımları atıp gerekli DS formlarını doldurup başvuruları yapıp Amerikan konsolosluğuna randevunuzu bekliyorsunuz. Ve bu randevu tarihiniz belli olduğu zaman gidememe durumunuz olabilir. Bu doğal, bu tip aksilikler yaşanabilir. Gidememe durumunda sizin yapmanız gereken Amerikan konsolosluğuna ulaşıp bunun tekrar yeni bir gün randevu alınması gerektiği yani ihtiyacınız olduğunu iletip onlardan yeni bir randevu tarihi elde etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu erteleme şansınız var mı? Tabii ki var. Bunu ertelemek reddedilme sebebi sayılmayacak ama şuna dikkat etmeniz gerekecek. Unutmayın size Green Card çıktığı zaman çekilişten zaten bu süreçte sizin görüşmeye kadar o seneki Eylül ayına kadar yeşil kart görüşmesine girmiş olmanız gerekiyor. Eğer girmezseniz hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin Amerikan konsolosluğundaki görüşmenizi ertelemek direkt red sebebi değil ama tabii ki sizin bu arada yeşil kartı alma durumunda riske sokabilir. Süre noktasında problem yaşayabilirsiniz. Yeterli süre içinde de tekrar görüşmeye gitmediğinizde bu hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu durumdaki takipçimize tavsiyemiz kesinlikle bu tip önemli bir görüşmeyi ertelemeyip görüşmeye gidip gerekli görüşmeleri tamamlamalarında fayda var diye bu takipçimizi bu noktada yönlendirmiş olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. Eşimle birlikte turist vizesiyle Amerika'ya gelip iş kurmak istiyoruz. Bu mümkün müdür? Ve bu yolla Green Card alabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Eşinizle birlikte eğer turist vizeleriniz varsa Amerika'ya gelebilirsiniz. Amerika'ya geldiğiniz zaman eğer bir iş kurma niyetiniz var ise hemen o zaman Amerika'ya giriş yaparken iş kurma niyetinizin olduğunu gümrük görevlisine dile getirebilirsiniz. Yani
Size sorduklarında siz niye buraya geliyorsunuz? Biz işte yatırım yapmayı düşünüyoruz. İş kurma niyetimiz var. Bunun için birkaç bölge ya da sektörü ya da ürünü neyse bu alanınız. Bunu değerlendirmek için giriş yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Ve bu sayede de Amerika'ya giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunu baştan belirtiyor olmanın faydası siz girdikten sonra iş noktasındaki adımlarınızı rahatça atabilin ve bu noktadaki gerekli çalışmalarınızı yapabilmeniz için önemli oluyor. Ama eğer hemen böyle bir niyetiniz yoksa önce bir gezmek istiyorsanız o zaman seyahat amaçlı geldiğinizi dile getirebilirsiniz girerken ve girişinizden sonra da hem gezinizi tamamladıktan sonra iş noktasında belli opsiyonlara bakma durumunuz oluşursa onlara bakabilmeniz tabii ki mümkün olacaktır. Burada önemli olan nokta giriş yaparkenki görevlilere niyet konusunda gizli bir şey ya da yanlış bir yönlendirme yapmamış olmak önemli olan. Ama aynı anda da girerken tabii net olmanız, ya gezmeye geliyorsanız gezmeye, iş amacıyla geliyorsanız da iş amacıyla geldiğinizi net bir şekilde söyleyip herhangi bir soruna yol açmamanızda da fayda var. Bu mümkün müdür noktası? Tabii ki mümkün. Eğer bir yatırım yapma durumunuz olursa yatırım yapma üzerinden size yatırımcı vizesi ya da yatırımcı statüsü alma durumunuz oluşacaktır. Ve bu sayede siz hem burada işinizi yürütebileceksiniz, hem yatırımınızı yönetebileceksiniz. Aynı anda eşiniz sizle beraber burada kalabilecek, çalışma iznine sahip olabilecek ve 21 yaşının altında çocuklarınız da sizle beraber burada kalabilecekler. Yani bu şekilde bir fırsatınız, imkanınız oluyor olacak. Diğer sorunuza gelirsek bu takipçimizin green card alabilir miyiz diye sorduğunuzda ise sizin kurduğunuz iş ve yatırım size yatırımcı statüsü ya da vizesi verecektir. Eğer bu yatırım en az 500 bin doları yakalarsa o zaman yatırımcı vizesinden yeşil karta gidebilme durumunuzu değerlendirmeniz mümkün olacaktır. Yoksa yatırımcı vizesinden yeşil karta ben geçiş yapabilir miyim noktası bu mümkün olmayacaktır. Ama yeşil karta yatırımına geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Yeterli yatırımı yapabildiğiniz ya da sağladığınız sürece. Dolayısıyla bakışınız bu noktada yatırımınızı yaptığınızda yatırımcı statüsüne geçip yatırımcı statüsüyle ilerlemek olması ön aşama için faydalı olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizin sorusu Amerika'da iş bulma kurumları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'da genelde tabii iş bulma, iş yerlerine ulaşabilme genelde özel sektörün elindedir diyebiliriz. Dolayısıyla aslında siz bir iş ararken burada çok ciddi bir özgeçmişini hazırlayabildiğinizde aynı anda bu iş yerleştirme durumlarına bakan kişiler ya da kurumlar oluyor. Bunlar İngilizce recruiter da diyorlar. Yani bir nevi bunların görevi işte başarılı ya da işte belli alanlarda profesyonel işçileri oluşturmak ya da bulmak ve onları bulduktan sonra da onları belli iş yerleriyle irtibatlı olup onları yerleştirmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sizin eğer özgeçmişiniz ya da birikimleriniz çalışma noktasında, eğitim noktasında bu tip işleri gerektiriyorsa tabii ki bu tip rekrutörlerle çalışmanız aslında sizin için faydalı olacaktır. Tabii aynı anda da staffing agency'ler dedikleri yerler de var. Bunlar da aynen bazı iş yerlerine işte geçici işçi sağlama, onlara hemen kısa süreli işçi sağlama noktasında bir veri tabanı oluştururlar. Ve bu veri tabanı içine girerseniz onların da bir iş çıkma durumunda size ulaşma imkanları mümkün olacaktır. Yoksa bunun dışında hani tabii ki eyaletin ya da federalin sağladığı belli programlar olabilir. Bu programları da sizin bulunduğunuz eyaletteki kurumlar üzerinden ulaşmanızda fayda var. Yani direkt iş bulma kurumları noktasında da belli eyaletin eyaletlerine eyalete değişecek. Bu noktada sağladığı imkanlar var. Belli imkanlar da şu noktada olabiliyor. İşte kişilere yardımcı olmak, onların özgeçmişinin nasıl hazırlanacağını hazırlamak, ek ne eğitim alabilirler, daha gelişmiş, daha iş bulabilme noktasında, etkin hale gelebilirler noktasında, kendini geliştirme noktasında hizmet veren kurumlar olabiliyor. Bu noktada size tavsiyem bulunduğunuz şehirdeki, city'deki ya da eyaletteki resmi kurumlara ulaşıp onlardan iş locate yapma noktasında neler yapmanız gerektiğini sorarsanız bu noktada size gerekli yönlendirmelerde bulunacaklardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Ama en ideal iş bulabilme ya da iyi bir iş bulabilme noktasında da dediğim gibi bu staffing agency'ler ya da recruiter'larla irtibatlı olmanız sizin için çok daha verimli olacaktır diyebiliriz. Geçen haftadan kalan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green card sahibi olarak Houston'da yaşıyorum. Amerika'da uluslararası bir şirkette görev alırsam
ve Kanada'ya gidersem green card'ım yanar mı? Prosedür nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şu var. Sizin yeşil kartınızın ya da green kartınızın olması demek tabii ki sizin Amerika'da ikametgah etmeniz ve burada yaşamanızı, çalışmanızı gerektiren bir durumdur. Eğer siz ülke dışında giderseniz ve burada yaşamazsanız tabii ki teknik olarak yeşil kartınızı kaybetmekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunun tabii ki istisnaları var. Hani bunun için önlemler var mı? Tabii ki var. Bu önlemlerden bir tanesi eğer ki siz ülke dışında bir yıldan fazla kalacaksanız o zaman Amerikan hükümetinden en az 2 yıl Amerika'ya gelemeyeceğinize dair izin alabilme başvurusunu yapabiliyorsunuz ülke dışına çıkmadan. Dolayısıyla bu başvuru yaptığınızda bu ülke dışındaki görevlerinizi ya da bulunma zamanınızı bulunmak zorunda olduğunuz için olan süreci hem buradaki yeşil kartınızı kaybetmeden geçirebilirsiniz. Tabii bu benim söylediğim hani genel anlamda yeşil kart sahiplerinin karşılaşacağı bir durum için olan bir önlem. Bu sizin için de uygun olabilir. Tabii aynı anda da bir püf nokta var sizin durumunuzda olan biri için. Hem dikkat etmeniz gereken Amerika dışında 6 aydan fazla zaman geçirmemeniz. Yani her çıkış girişiniz olabilir. Fakat çıktığınız zaman 6 aydan fazla kalmamanız, eğer ki bahsettiğim biraz önceki bir izni almadıysanız, 2 yıllık izni almadıysanız o zaman kesinlikle 6 ayı geçirmemenizi tavsiye ederim. Ya da en kötü ihtimal 1 yılı geçirmemenizi tavsiye ediyor olacağım. Yalnız sizin durumunuzda olanların bazen istisnaları olabiliyor. Özellikle hani soru green card'ı kaybederim değil de işte ben vatandaşlığı alabilir miyim noktasına geldiğinde bazı istisnaları var bunun. Eğer kişiler Amerikan hükümeti ya da hükümetine bağlı bir kurum ya da bir Amerikan şirketi, uluslararası bir şirkette ülke dışında çalışmak zorunda kalıyorsa bu fiziksel süreleri de aslında vatandaşlığa giderek sayma durumu olabiliyor. Tabii bunun ne kadar mümkün olacağına dikkat etmek gerekebilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem siz bu şirketi çalışmayı kabul ederseniz dikkat edeceğiniz en önemli hassas nokta 6 ayda bir en az Amerika'ya giriş çıkış yapmanız ve giriş çıkışı yaparken de sonuçta Amerika'daki bir şirkete, uluslararası bir şirkete çalıştığınız için bunu gerekçe gösterebilirsiniz. İkinci olan durumda tabii ki vatandaşlar gidebilme durumunda bu bahsettiğim fiziksel süreleri sayıp sayamama durumuna dikkat etmenizde fayda vardır. Yoksa yeşil kartı hemen kaybediyor olmazsınız. Dediğim şekilde giriş çıkış yaparsanız ya da izin alırsanız deyip sizin sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen soru ise şu yönde. Ben şu an üniversite 2. sınıf öğrencisiyim ve green card başvurusu yaptım. Fakat green card çıkması durumunda nasıl bir yol izlemeliyim? Mezuniyetime kadar 2021 beklemek gibi bir olarak var mıdır acaba? Yani mezuniyetime kadar bekletme gibi bir olarak var mıdır acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu takipçimiz tabii başvurusunu daha yeni yapmış durumda. Dolayısıyla başvurusunu yeni yaptığı için zaten ancak çıkıp çıkmadığını öğrenmesi 2019 Mayıs'ta olacak. Ve 2019 Mayıs'ta çıkarsa eğer kendisine ya da size çıkarsa o zaman ancak 2020'de zaten görüşmeye, Amerikan konsolosluğuna görüşmeye gidip vizenizi, göçmenlik vizenizi alıyor olacaksınız. Dolayısıyla ondan sonra Amerika'ya giriş yapmanız sizin zaten yeşil kartı almanıza hak kazandırır ya da hak sağlar. Ve ondan sonraki olan süreçte ise siz okulunu bitirmenize çok az bir süre kaldığı için bu giriş çıkışının sebebinizde üniversiteden mezun olmanızı dile getirerek hem yeşil kartı geçişinizi geciktirmemiş olursunuz hem de eğitiminizi tamamlamış olacağınızı düşünüyorum deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir soru ise geçen haftadan gelen takipçimizden gelen bir soru ise şu yönde. Lise son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmadan önce başvuru yapsam green card alma şansım etkilenir mi ya da etkiler mi diye takipçimiz soruyor. Green card çekilişine başvurma şartları arasında eğer lise mezuniyetini kullanacaksanız başvuru yaptığınız anda lise mezunu olmanız gerekiyor. Yani lise son sınıfta oluyor olmanız bu kriteri uygun hale getirmez. Bu kriteri tamamladığınız anlamına gelmez. Dolayısıyla sizin ancak mezuniyetinizi tamamladığından sonraki yıl o ya da o yıl başvuru yapacağınız yeşil kart çekilişi uygun bir başvuru olacak. Yoksa daha bu gerekliliği yerine getirmediğiniz bir durumda yaptığınız başvuru size herhangi bir şekilde çıksa bile yeşil kart imkanını sağlamayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir soru ise şu yönde bir takipçimizden gelen.
2014 yılında Green Card kazanıp Amerika'ya gittik. 8 ay yaşadık ama Green Card'ı alamadan geri dönmek zorunda kaldık. Tekrar Amerika'ya Green Card ile gidebilir miyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Siz Green Card'ı kazandığınızda amacınız tabii şu olması gerekiyor. Biz Amerika'da yaşayacağız, çalışacağız demiş olmanız gerekiyor. Ama Amerika'ya gelip 8 ay bile olsa kaldıktan sonra geri döndüğünüzde ülkenize 1 yıldan fazla Amerika'ya geri gelmezseniz bu hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla teknik olarak siz elinizde şu an Green Card'ın kendisi olabilir ama siz ülkenize gittikten sonra tahmini neredeyse 3 yıldır Amerika'ya gelmediğiniz için bu hakkınız elinizde olmayacaktır. Tabii ki sorunuza gelelim. Hani tekrar Amerika'ya Green Card ile gidebilir miyiz noktasında? Yani gelebilirsiniz. Yani giriş yapmaya çalışabilirsiniz ama bu sefer önünüzde 3 tane opsiyon olacak diyebiliriz. Farz edelim Green Card elinizde ama teknik olarak kaybetmiş durumdasınız. Ve ülkeye gelip Amerika'ya giriş yaptığınızda ilk ihtimal ne olacaktır? Farz edelim görevliler herhangi bir sorun çıkarmadılar ya da gündeme getirmediler ve Amerika'ya girdiniz. O zaman bu hakkınızı kaybetmemiş oluyorsunuz ve Green Card'ınız geçerliliği devam ediyor. Ama farz edelim fark ettiler ve bu sefer sizin önünüze iki imkanla gelecekler. Ya diyecekler Green Card'ınızı geri verin, biz sizi geri gönderiyoruz. Ya da diyecekler itiraz ediyorsanız, hakime itiraz etme hakkınız var. O zaman ise biz gene Green Card'ınızı alıyoruz ama sizi Amerika'ya bırakıyoruz. Amerika'ya girdikten sonra siz göçmenlik hakimi önünde burada kalabilme hakkınızı ya da bu mücadelenizi veriyorsunuz. Dolayısıyla süreç bu şekilde ilerleyebiliyor. Ama teknik olarak Green Card'ınızı kaybetmiş durumdasınız. Dolayısıyla yapacağınız diğer bir şey de şu olabilir. Amerikan konsolosluğuna başvurup çok acil bir durumunuz yok ise eğer, çünkü çok acil bir durumunuz, çok önemli bir durumunuzdan dolayı siz gelemediyseniz bunu anlatabilirsiniz. Ama böyle bir durumunuz yok ise o zaman başvurup Green Card'ınızı iade edip onun yerine turist vizesi alma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ve bu sayede de en azından turist vizesi alıp Amerika'ya gezi ya da seyahat amacıyla gelebileceksiniz. Dolayısıyla bu çok hassas bir konu. Benim tavsiyem dediğim gibi maalesef bu tip bir süreye düşmemek. Ama düştüyseniz de denemek istiyorsunuz. Hala kart elinizde ise girişte dediğimiz gibi o iki opsiyondan birini deneyebilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çıkan kişi 31 yaşında olan engelli çocuğunu Amerika'ya götürebilir mi diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi Green Card çıkan kişi 21 yaşın altındaki çocuklarını kendisiyle götürebiliyor. Yani eğer kazandığı an itibariyle 21 yaşın altında çocukları varsa ve onları da eklediyse başvurusuna, onlar için de gerekli çalışmayı yapıp yeşil kartlarına oradan gidebilecekler. Eğer bu şekilde bir başvuruyu yaparken çocukları 21 yaşın üzerinde ise o zaman maalesef o çocukları onunla beraber Amerika'ya gidemeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabii şuna bakabilir sonra takipçimiz. Eğer kendisi yeşil kartı kazandıysa ve aldıysa, aldıktan sonra yeşil kartı üzerinden 21 yaşın üzerinde bile olsa çocuklarına başvuru yapabilecek. Fakat onun bekleme süresi maalesef şu anki sürelerle belki 7-8 sene sürecektir diyebiliriz. Dolayısıyla vize kotasını beklemesi gerekecek bu kişinin. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim nişanlım Amerikan vatandaşı. Evlendiğimizde evliliğimiz Amerika'da geçerli olur mu? Bir de vize işlemini kolaylaştırır mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin nişanlınızın Amerikan vatandaşı olması ve sizin onunla evleniyor olmanız, tabii ki siz Türkiye'de de evlenseniz evliliğiniz dünyanın her yerinde geçerli olacak. Bu Amerika için de geçerli. Amerika'da siz evli sayılıyor olacaksınız. Fakat vize işlemi derken siz eğer ben turist vizesine başvuru yapacağım diyorsanız o zaman Amerikan vatandaşıyla evli olmanız maalesef turist vizesi almanıza engel olacaktır. Dolayısıyla onu maalesef alamayacaksınız o şekilde. Eğer bir turist vizesi gibi başvuru yapma niyetiniz varsa onu evlenmeden önce başvurmanızı tavsiye ederiz. Tabii vize işlemini kolaylaştırıyor derken kastettiğiniz eğer eşinizin, nişanlınızın size ve daha sonraki olacak eşinizin sizin için Amerika'ya gelebilmeniz için ve yaşayabilmeniz için yapacağı başvuru sonucu alacağınız göçmenlik vizesini kastediyorsanız tabii ki evlendiğiniz zaman eşiniz, Amerikan vatandaşı olan eşiniz
size sponsor oluyor olacak. Ve o sponsorluk üzerinden siz yeşil kartınızı alıp Amerika'da yaşayabileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 1988'den 2002 Mart'a kadar Amerika'da yasal olmayarak bulundum. 2002'de Türkiye'ye döndüm. 7 senedir Kanada vatandaşıyım. Ailem de dahil olmak üzere bizler veya ben Amerika'ya giriş yapsak sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin Amerika'da bir yıldan fazla yasal olmayarak bulunmanız, Amerika dışına çıktığınız andan itibaren sizin Amerika'ya 10 yıl gelememe yasağıyla karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla siz 2002'de Amerika'dan çıktığınız için ve şu an itibariyle 10 yıldan fazladır da ülke dışında bulunduğunuz için artık herhangi bir yasakla karşı karşıya kalmayacaksınız. Dolayısıyla Amerika'ya gelmek için bir vize başvurusu yapabilirsiniz. Ve bu vize başvurusunu eğer konsolosluk sizin durumunuzu yeterli görürse koşullarınızı size gerekli vizeyi verecektir. Fakat sizin herhangi bir yasaktan dolayı vizeyi alamayacağınızı söylemeyecek. Ama vizeyi yeterli görmeyebilir. Sizin gerçekten Amerika'ya girdikten sonra geri dönmeyeceğiniz hissi oluşursa tabii görevli de o zaman vize görüşmesinde gerekli vizeyi vermeyebilir. Yoksa sizin vizeyi almanız için herhangi bir yasak olmadığı için Amerika'ya tekrar gelmenizde bir sorunla karşılaşma durumunuz da olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerikan konsolosluğuna vize için tamam dediler. Pasaport eve adresime gelir dediler. Fakat pasaport boş geldi ve hakkımda idari soruşturma açılmış. Bu ne demektir diye takipçimiz soruyor. Bu şu anlama geliyor. Yani siz vize görüşmesine girdiniz ama vize görüşmesi sonrası size vizeniz verilmedi. Tam tersi pasaportunuz geri gönderildi. Ama sizi reddetmediler. Tam tersi idari soruşturmaya soktular. Bunun anlamı şu oluyor. Vizeyi alıp almadığınız anlamına gelmiyor. Tam tersi size vize noktasında son kararı vermeden önce ya da vizeyi basmadan önce görevliler hakkınızda ya da verdiğiniz bilgiyle ilgili bir idari soruşturma yapma gereği duymuş olabilirler. Bu soruşturma sonucunda sizin vizeyi almanız gerektiğini uygun görürseler vizenizi vereceklerdir. Eğer uygun görmezseler o zaman da vizenizi vermiyor olacaklar. Dolayısıyla şu an yapmanız gereken nokta idari süreçteki durumu beklemeniz ve bu idari süreci tamamlandığında haberiniz olacak. Tamamlandığı zaman da pasaportunuzu, eğer vizeyi verecekseler pasaportunuzu onlara geri göndermenizi isteyecekler ki vizenizi basıp pasaportunuzu size tekrar göndersinler diye. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Türkiye'de 16 yıldır öğretmen olarak çalışıyorum ve yeşil pasaportum var. Amerika için turist vizesi alabilir miyim? Bekar olduğum için arkadaşlarım bana vize vermeyeceklerini söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi diye takipçimiz soruyor. Amerikan konsolosluğunda turist vizesine başvurduğunuzda Amerikan konsolosluğunun baktığı nokta sizin Türkiye'deki bağlarınız ve eğer Amerika'ya gelirseniz tekrar geri gideceğinizi görüyor olmalarıdır. Dolayısıyla sizin Amerika'ya geliş amacınız ve niyetinize uygun bir şekilde gelip kısa süre kalıp geri dönmenizi görmek istemektedirler. Dolayısıyla bunlara bakarken de tabii sizin 16 yıldır bir görevinizin olmuş olması olumlu bir nokta olacaktır. Aynı anda bazı durumlarda belki arkadaşlarınızın söylediği nokta haklı olabilir. Evli olmamış olmanız, yani bekar oluyor olmuş olmanız da olumsuz görebilirler. Dolayısıyla bunun çok değişik şeyleri olabiliyor. Bazen kişinin evli olmasını olumlu görüyorlar. Bazen kişinin evliyse, eşi başvurmuyorsa eşin niye başvurmuyor olumsuz görüyor olabilirler. Ya da eşiyle beraber başvuruyorsa niye başvurduğunu olumsuz görebildikleri oluyor. Dolayısıyla hani illa kesin olarak bunun sonucunda size işte bekarsınız diye vermeyecekler diye bir kayda yok. Ama bu da faktörlerden bir tanesi olacaktır diyebiliriz. Yoksa sizi illa evlenmeye zorlamayacağız. Yani onu söyleyeyim. Evet, diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru da şu yönde. Babama green card çıktı. Ben ve annem de yararlanıyoruz. Green card'a başvurduğumuzda benim yaşım 19 küsur idi. Mülakat tarihinde 21 yaşımdan gün alıyorum. Babam mülakatta red alırsa bana onay verirler mi diye bu takipçimiz soruyor. Aslında çok güzel bir noktaya değinmiş durumda bu takipçimiz. Benim bu takipçimize tavsiyem direkt hemen şu olacaktır. Madem şu an itibariyle
sen 21 yaşının altındasın hala. Fakat görüşmeye gittiğinde 21 yaşını geçecekseniz tavsiyem hemen Amerikan konsolosluğuna irtibata geçin bu randevuyla ilgili. Ve sizin bu özel durumunuzu onlara dile getirin babanız aracılığıyla. Ve onlardan sizin 21 yaşına girmeden önce bir gün için size randevu vermelerini istemenizi tavsiye edeceğim. Dolayısıyla sizin anlattığınız noktada 21 yaşından gün almamış durumdasınız hala görünen. Dolayısıyla tavsiyem bu noktada adım atın. Bir noktayı anlayamadım. Babam mülakatta red alırsa bana onay verirler mi diyorsunuz? Hayır, maalesef vermezler. Çünkü eğer babanız green card'ı alamazsa eşi ve çocukları da hak kazanamayacaktır. Çünkü ana başvuru yapan kişi o ve dolayısıyla onun kazanmış olması gerekiyor. Ama en büyük tavsiyem size Amerikan konsolosluğundan bir randevuyu öne almaları talebinde bunun özellikle 21 yaşına girmeden önceki bir tarihi verebilmeleri sizin için iyi olacaktır diyebilirim. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise takipçimizden şu yönde. Green card çekilişinin rastgele olduğuna siz inanıyor musunuz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Green card çekilişinin rastgele olma noktası şu. Zaten green card çekilişinin yapılma durumu ve şekli aslında bilgisayar sistemi üzerinden seçimle gidiyor. Dolayısıyla kişilerin yaşıdır, mesleğidir, ülkesidir bu tip faktörlere bakılmadan direkt aslında bilgisayarın seçimine göre ve sizin deyiminiz dediğim rastgele seçimle yapılan bir selection ya da seçim oluyor. Dolayısıyla maalesef bu green card başvuruları hakkında tabii ki şu an Amerika'da yeni başkanın eleştirileri de bu noktada yerinde aslında. Çünkü gerçekten ne kişilerin eğitimine, birikimine, tecrübesine, kaç dil bilip bilmediğine bakılmadan sadece başvuru yapıldığı için seçim yapılan bir sistem. Dolayısıyla farklı bir duruma bakılmıyor. Evet, bilgisayar sistemiyle rastgele yapılan bir seçim sonucu siz kazanıp kazanmadığınızı öğreniyorsunuz diyebiliriz. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Eşim Green Card'a başvurdu. Green Card görüşmesine asıl başvuru sahibi olarak eşim gitmezse sadece benim gitmemde bir sakınca varmış. Bu doğru mudur? Ayrıca vize çıkma ihtimali nedir diye takipçimiz soruyor. Başvuruyu eşiniz yaptığı için Green Card'a, Green Card başvurusuna eşiniz gitmek zorunda. Eğer eşiniz bu başvuruya gitmezse siz gitseniz dahi siz yeşil kartınızı alamayacaksınız. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta eşinizin bu başvuruyu yapan kişi olarak görüşmeye girip ve bu görüşmeden onayı alması gerekiyor. Yoksa eşi ve çocukları maalesef o girmediği ya da kabul edilmediği için diyelim hangisi olursa olsun maalesef çocukları da hak kazanamıyor olacaktır diyebiliriz. Ayrıca vize çıkma ihtimali nedir diye soruluyor diğer taraftan. Tabii ki vize çıkma ihtimali dediğiniz eğer başvuru yapıldıysa ve başvuruyu kazandıysa eşiniz ve eğitim noktası uygunsa ya da çalışma geçmişi uygunsa vizeyi almaması için herhangi bir sebep kalmayacaktır diyebiliriz. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card çekilişine başvurduğumda bekardım. Şimdi evlendim. Mayıs ayında Green Card çekiliş sonuçları açıklandığında kazanırsam DS-260 formunda eşimi göstersem bu bana mülakatta sorun çıkarır mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Green Card çekilişi başvurunuzu yaptığınız andaki olan medeni durumunuzu doğru belirtmeniz önemli olan. Dolayısıyla siz başvuruyu yaptığınız zaman aslında bekardınız, evli değildiniz. Ve dolayısıyla siz bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamış durumdasınız. Ama çekilişten sonraki olan süreçte evlenmiş durumdasınız. Dolayısıyla DS-260 formunu doldurduğunuzda bu sefer eşinizden bahsetmek zorundasınız. Ve bundan bahsettiğiniz için hem siz hem de eşiniz yeşil kartı alıyor olacaksınız. Yani bu size sorun teşkil eden bir durum olmayacak. Tam tersi eşinizin de sizle beraber yeşil kartı almasına imkan sağlayacaktır diyebiliriz. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikalılar neden her şeyi dava etme meraklısı ve Amerika mahkemeleri bu kadar davaya hızlıca karar veriyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Biz hep şunu diyoruz. Amerika'da herkes istediği kişiyi, istediği kurumu, istediği yeri, istediği zaman dava edebiliyor. Tabii bütün mesele dava edebilme noktası değil. Bütün mesele tabii dava ettikten sonra neyle karşı karşıya kalacağı ve yeterli olup olmadığı. Yani davasının gerçekten doğru bir iddiamı, yalan bir iddiamı olup olmadığı önemli olan nokta olacak. Tabii ikinci durum ise davayı açan kişinin
zararsa zararın ne olduğudur. Yoksa zarar yok ise veya zararını kanıtlayamıyorsa da davayı açmış olabilir. Hiçbir şey elde edemiyor olacaktır. Dolayısıyla hani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Amerika'daki sistem aslında Amerika'daki mahkemelerin çok hızlı olabilmesi ya da hızlı karar verebiliyor olması değil. Gerçi hızlı bir süreç burada ilerliyor. Mahkemeler hızlı ilerliyor diyebiliriz. Ama bütün şey hızlı karar veriliyor oluyor demek değil. Tam tersi Amerika'daki sistemde uyuşmazlık tarafları genelde anlaşmaya sevk edilirler. Ve genelde de mahkemelerde kişilerin ya da tarafların bu noktada mahkeme önünde bütün dava detaylarına geçilmeden önce ya da geçilene kadar bile anlaşma noktasına girip süreci tamamlayıp bırakmalarını genelde teşvik ederler. Dolayısıyla bu noktada genelde taraflar dava açabilir çok ama genelde iki tarafta anlaşma yoluna bir şekilde gidip davayı mahkemeden düşürürler genelde. Dolayısıyla bu şekilde de genelde süreç çok çıkmaza girmez ve hızlı bir şekilde ilerlemesi de mümkün oluyor deyip bu takipçimizin sorusunu genel olarak cevaplamış olabiliriz. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu yaptım. Yalnız isimde bir kelime hatası olmuş. Sonradan farkına vardım. Sizce diskalifiye olma ihtimalim var mı diye bu takipçimiz soruyor. Sizin gibi bahsedilen bazı teknik ya da ufak hatalar diskalifiye edilme sebebi sayılmıyor. Yani dolayısıyla eğer siz isminizi doldurdunuz ama o doldurma anında bir işte harf hatası yaptınız. Bütün mesele daha sonra siz DS formunuzu doldururken doğru adınızı da doldurup bunun gerekçesi de sorulduğunda gerekçesini ilettiğiniz sürece diskalifiye olma durumunuzun olmadığını düşünüyorum. Ya da çok düşük olduğunu düşünebilirim. Çünkü çok ciddi bir bu bir gizleme ya da işte bilgi vermeme durumu değil. Tam tersi çok basit bir hata gibi görünüyor diyebiliriz. Evet, diğer takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişi için telefonla çekilen resimler olur mu yoksa profesyonel vesikalık resim çekmek mi daha iyi diye takipçimiz soruyor. Tabii ki profesyonel çektireceğiniz resim çok daha iyi olacaktır diyebiliriz. Ama hiç imkanınız yoksa telefonla çekilen resimlerinizi de sunabilirsiniz. Ama tavsiyemiz profesyonel çekilen pasaport stili resimler olsun ve bunların dijital versiyonunu alıp o versiyonu upload yani yüklemeniz çok daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Lise son öğrencisiyim. Hayalimde Amerika'da yaşamak var. Şimdiden ne gibi şeyler yapabilirim acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii çok genç bir arkadaşımız ve bizi takip ediyor. Ben bundan gurur duydum. Ve şimdiden genç yaşına rağmen gelecek planlarını çiziyor ve Amerika'da ne yapabilirim düşüncesinde. Benim bu genç arkadaşımıza en büyük tavsiyem şu olacaktır. Kesinlikle İngilizce dilinizi geliştirme olacaktır şimdiden. Yani İngilizce dilinizi geliştirme adımlarını şimdiden beklemeden atmanızda fayda var. Yani bu da tabii sizin yarın Amerika'ya daha rahat gelebilme ya da geldiğinizde burada çok daha rahat hareket edebilme imkanı size sağlayacaktır. Dolayısıyla size en büyük tavsiyem bu olacaktır. Diğer bir tavsiyem, üniversiteye geçiş yaptığınızda şu an hala devam eden, Amerika ile Türkiye arasında da uygun olan work and travel dedikleri, işte gençlerin, öğrencilerimizin Amerika'ya gelip Amerika'da yaz dönemlerinde staj yapmaları ya da burada belli alanlarda çalışmaları ve bu sayede hem Amerika'da iş deneyimini hem de seyahat etme deneyimini elde etme imkanını sağlayan bir program. Dolayısıyla benim bu genç arkadaşımıza da tavsiyem, inşallah başarılı bir üniversiteye girdikten sonra da bir yaz programında work and travel yaparak Amerika'yı en azından görmesini tavsiye ediyorum. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da yaşam şartları ve ekonomik imkanların en iyi olduğu eyalet hangisidir? Hangi eyaleti tercih etmeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Genelde tabii dışarıdan gelen kişiler büyük şehirleri, yani Türkiye mantığıyla büyük şehir diyoruz ama Amerika'da işte büyük bölgeleri ya da eyaletleri tavsiye ya da tercih ediyorlar. Dolayısıyla genelde gördüğümüz şu oluyor. Herkes genelde ya New York'a gelmek istiyorlar ya Kaliforniya'ya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla ya Chicago'ya gelmek istiyorlar. Washington'a tercih edenler çok oluyor. Tabii öğrenci bazında baktığımızda Boston çok tercih ediliyor. Dolayısıyla
Texas'ın belli bölgeleri tercih ediliyor. Florida'da belli bölgeler tercih ediliyor. Yani sayabileceğim bunlar olabilir. Ama benim hani bu noktadaki tavsiyem büyük şehirlerdeki koşullarınız, imkanlarınız daha fazla olabilir. Hem insanlarla tanışma, hem opsiyonlarla, hem opportunity'ler diyoruz, fırsatlarla tanışma imkanınız çok daha fazla olacaktır. Bu noktada tercihim büyük şehirler yönünde, büyük eyaletler yönünde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen, canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card çıktı ve sonrasında vize de çıktı diyelim. Kişi evlenirse eşini Amerika'ya nasıl götürebilir diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Green Card'ı kazandınız ve bu Green Card'ı kazandıktan sonra alana kadar olan süreçte eğer evliyseniz ya da evlenirseniz o zaman eşiniz sizinle beraber Green Card'ı alabilir. Ama yok, siz Green Card çıktı ve aldınız da Green Card, görüşmesine girdiniz ve göçmenlik vizenizi aldınız. Hala evli değilsiniz ve ondan sonra evleneceksiniz. O zaman eşinize Green Card'ınız üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Ve eşinizin gelmesi belki buraya 2 yılı bulabilir. Ama eşiniz de sizin başvurunuzdan dolayı vize kotaları geldiği zaman Amerika'ya gelebilecektir. Bu da yaklaşık 2 yıl süren bir süreç olacaktır diyebiliriz. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru da şu yönde. Amerika'ya vize ile giriş sonrası yasal süreyi geçtiğimizde geri dönüş yapmazsak Amerika'da araba satın almak, ev kiralamak gibi işlemleri yapabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi benim öncelikle kesinlikle bu takipçimize tavsiyem Amerika'ya geldiğinizde yasal süreyi geçirmemeniz olacaktır. Çünkü yasal süreyi geçirdikten sonra sizin burada yasal başka bir duruma geçme opsiyonlarınız çok azalacaktır. Dolayısıyla öncelikle kesinlikle yasal durumunuzu kaybetmemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii Amerika'da araba satın almak ya da ev kiralamak gibi işlemler sizin kredinize veya sosyal güvenlik numaranızın olup olmamasına göre değişecektir. Dolayısıyla bu noktada belki araba alırken ehliyetinizin olmaması negatif bir durum oluşturabilir. Ya da sosyal güvenlik numaranızın olmaması ev kiralamada sizi zorlayabilir. Tabii bunun istisnaları olabilir. Mümkün olabilen durumlar olur ama bu noktada göreceğiniz şey, tavsiye edeceğimiz kesinlikle yasal durumunuzu kaybetmemeniz. Çünkü bu sizi zor bir duruma sokuyor olacaktır. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yasal olmayarak 10 yıl yaşadıktan sonra nasıl green card alma hakkı kazanılıyor diye takipçimiz soruyor. Bahsettiğiniz durum, eğer kişi Amerika'da 10 yıldan fazladır yasal durumu yok ise ve birinci derece Amerikan vatandaşı yakını var ise ve kendisi sınır dışı sürecine koyulmuş ise o zaman hakimin, yani göçmenlik hakiminden sınır dışı edilmeyip Amerika'da kalabilme hakkı için yeşil kart başvurusunda bulunabilme imkanı olacaktır. Ama bu sadece bu imkanda olacaktır. Yani dolayısıyla kişi 10 yıldan fazladır burada olacak, Amerikan vatandaşı bir derece yakın olacak, göçmenlik mahkemesinin önünde olacak ve tabii sınır dışı edilmesinin Amerikan vatandaşı yakınında çok büyük zarara uğratacağını kanıtlayabildiği sürece o zaman mahkemeden Amerika'da kalabilmek için yeşil kartını olayını alabiliyor olacak. Ama ancak bu ihtimalde olacağını size söylemiş olayım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Çalışan olarak sponsorsuz Amerika'ya vize almak istiyorum. Fakat sadece bir aydır çalışıyorum. Ayrıca pasaportumu da yeni alacağım. Bunlar Amerika vizesi almamda sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani sizin iki durum var burada. Bir tanesi, vizeye başvuru yapmak için çok yeterli gözükmüyorsunuz. Öncelikle çalışma geçmişinizin biraz daha orada en az 6 ayı bulması, 1 yılı bulması önemli olacaktır. Bir kez pasaportunuzu yeni alıyorsunuz, hiç ülke dışına çıkmamışsınız. Bu durumda belki Avrupa ülkelerinde birkaç ziyaret yapıp ondan sonra Amerikan vizesini denemeniz çok daha yerinde olabilir. Diğer bir durumda Amerika'ya çalışan olarak gelmeyi düşünüyorsanız, kastettiğinizi tam anlayamadım ama Türkiye'de mi kastediyorsunuz emin değilim ama tabii Amerika'da çalışma niyetiyle gelecekseniz bu maalesef sponsor aracılığıyla olacak. Sponsorla kastettiğim Amerika'dan bir işveren ya da iş yerinin size sponsor olması sizin Amerika'da çalışmanıza imkan verecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Türkiye'de öğrenci diyelim, Amerika'da dil eğitimi almak için öğrenci vizesi alabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Türkiye'de öğrenci olmanızı gerektiren bir kayda yok Amerika öğrenci vizesi almanız için. Önemli olan nokta, öğrenci vizesi başvurusu yapabilmek için Amerika'dan bir okul belirlemeniz ve bu okulun size I-20 veriyor olması ve finansal durumunuzun yerinde oluyor olması ve bunlarla beraber siz Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizesi başvurusu yapmanız gerekiyor. Eğer Amerikan konsolosluğu sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu düşünürse
o zaman size öğrenci vizesi veriyor olacaktır diyebiliriz. Diğer bir takipçimizden gelen, bugün canlı yayında gelen soru da şu yönde. Benim TÜİS vizem vardı. Çalıştığımı havaalanında banka hesabından öğrendiler ve 5 sene deport edildim. Bunun için ne yapabilirim ve yatırımcı vizesi alabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Üzücü olan taraf tabii siz Amerika'da TÜİS bulunurken bu bulunma sürenizi de ihlal etmiş durumdasınız vizenizi. Ve çalıştığınız için de Amerika'ya 5 yıl girememe yasayla karşı karşıya kalmış durumdasınız. Dolayısıyla burada yapacağınız en ideal şey 5 yılın geçmesini beklemek olacaktır ve 5 yıl geçtikten sonra vize başvurusu yapmaktır. Eğer bu 5 yıl içinde çok acil bir durum oluşursa, koşullarınız inanılmaz bir şekilde değişirse, Amerika'ya gelmeniz çok önemli olursa ancak o şekilde af dosyası başvurusu yapıp Amerikan konsolosluğundan vize görüşmesi alıp adım atabilirsiniz diyebiliriz. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Child Status Protection Act nedir diye bir takipçimiz soruyor. Bu bahsettiğimiz Child Status Protection Act yani yasa çocuklara yani göçmenlik vizesini alacak, yeşil kart alacak çocuklar noktasında bu çocuklara fayda getiren bir yasadır. Bu yasa da şu anlama gelir. Eğer farz edelim çocuğa ailesi tarafından yeşil kart başvurusu yapıldı ve yeşil kart başvurusu yapıldığı an çocuk aslında 21 yaşın altındaydı. Ama yeşil kartı alacağı zaman ise 21 yaşını geçmiş durumda olacaktır. Dolayısıyla bu çocuğun yeşil karta başvurulduğunda, diyelim ailesi tarafından başvurulduğunda, 21 yaşın altında olmasından dolayı yeşil kartı alacağı zaman 21 yaşın üstüne bile çıkmış olsa alabilmesinin yollarına ve buna imkan sağlayan bir yasadır deyip bu takipçimizin sorusunu basitçe genel olarak açıklamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde bir takipçimizden. Zihinsel engelli okula gitmemiş kişi green card çekilişine başvurabilir mi diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii öncelikle green card çekilişinin şartları var. Onlardan bir tanesi de kişinin en az lise mezunu olması. Sizin durumunuzdaki olan oğlunuzun ya da kişi maalesef eğitim almadığı için o buna uygun olmayacak. Eğer eğitimi lise mezunu değilse en az o zaman iş noktasında ne durumda olduğuna baktığımızda da orada da buna uygun görünmüyor gibi. Çünkü belli bir çalışma geçmişi olmadığı için. Dolayısıyla aslında başvuru yapılacağı green card'a başvurma hakkına sahip öncelikle değil ve olmadığı için de yeşil kartı alabilme durumu çekiliş üzerinden mümkün olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.